3 yıl sonra 2019'da diyor yasa olur mu, işine gelmeyince yasaya saygısızlık falan filan diye. Tam tersi vaaz veriyor yani. Bunun gibi yüzlerce acayip şey var zaten. Neyse bunu kapatıyorum. Ama bunu izleyin, paylaşın, ibret alın. Bu çok önemli. Unutmayın. Unutmak çok kötü. Yani bir daha dinci, Allah ile aldatan hiçbir politikacıya oy vermeyiniz. Kim politikacı size Allah'tan, peygamberden falan bahsediyorsa, Hazreti Ömer'in yamalı elbisesini sallıyorsa, bu politikacıdan uzak durun. Hatta şeyinde türbelere, mürbelere gitti, Kur'an, Muran okudu, nedir Ekrem şey, bir hayli rahatsız oldum. Hayır, hayır, hayır. Bu adet olmaması lazım. Allah'ın ismi bu şey için kullanılmaması lazım. Ya be kardeşim ya, şoför arıyorsun. Şoför geliyor sana Allah'tan, peygamberden bahsediyor. Beni al, işe al diyor. Alır mısın? Hayır, almazsın. Bir şey mühendis alacaksın. Onu ne yapacağım, bu işi biliyor mu bilmiyor mu diye bakarsın, değil mi? Bana göster, nerede okumuşsun, ne gibi işlerde çalışmışsın, ne üretim yapmışsın, sonuçlar nedir, ne sonuçlar almışsın, bir göreyim, işini göreyim, ürettiğin robotu göreyim falan. Yok sen diyor işte Allah, peygamber falan, hadis okuyor, madis okuyor, ondan uzak dur, onu işe alma. Alakası yok. Ya devlet dediğin nedir, alıp senin bütçeni bazı şeylere harcayacak. Dine mine harcamaması lazım. Devletin görevi değil din öğretmek, din dayatmak. Devlet kim ya? Polis mi sana dini anlatacak? Polis ya, devlet polis demektir ya. Polis. Çünkü dayatıyor güçle. Alıyor, hapse atıyor. Devlet din devletteki adamın vaiz olması. Peki peygamber falan, peygamber Medine devletinin, barış devletinin seküler lideriydi. Onu Yahudiler, onu Medine'deki Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler peygamber olarak kabul etmediler. Muhammed peygamber onlara işte Kur'an ayetlerini okuyup şey etmiyordu. Muhammed peygamber Kur'an'a